Herkese merhaba. Ben Doktor Burak. Bugün makale nasıl okunur? Bundan bahsedeceğiz. Makale çeşitlerinden ve kendimize uygun makale bulmaktan diğer bir videomuzda bahsetmiştik. Öncelikle bir makaleyi açtığımız zaman makalenin çeşitli bölümlerden oluştuğunu görüyoruz. Makalenin başlığı, özet, giriş, metot, sonuç, tartışma ve referanslar bölümünden oluştuğunu görüyoruz. İlkin makalenin başlığını ve özetini okumamız gerekiyor. Makalenin başlığı, özeti ve sonucu okunduktan sonra makale hakkında kısaca bilgi sahibi oluruz. Yine bu makalenin bizim araştırdığımız konuyla uygun olup olmadığını bu şekilde anlarız. Makale yazarları okuyucuların belirli bir temel bilgi seviyesinde olduğunu varsayarak kendi araştırmalarını makalelerinde anlatırlar. Yani makaleler bir ders kitabı gibi değildir. Ama yine de makalenin içinde genellikle giriş kısmında yapılan araştırmanın konusundan kısaca bahsedilebilir. Literatür bilgilerinden kısaca bahsedilebilir. Makaleyi okumaya başladığımız zaman giriş kısmında bu araştırmanın neden yapıldığı ya da araştırmanın yapıldığı konudan kısaca bahsedilir. Metot kısmında bu araştırmayı nasıl yaptıklarını, bu makaleyi nasıl yazdıklarını, hangi istatistiksel yöntemleri kullandıklarını, bu çalışmanın kaç kişi üstünde yapıldığını ya da çalışmaya dahil edilenlerin hangi kriterlere göre dahil edildiğini ya da çalışmadan dışlananların hangi kriterlere göre çalışmadan dışlandığını metot kısmında anlatırlar. Sonuç kısmında yapılan araştırma sonucu, ortaya çıkan bulgulardan, verilerden bahsedilir. Tartışma kısmı ki benim en sevdiğim kısım, yine makalenin sonuçlarından bahsedip bunu diğer literatür bilgileriyle karşılaştırır. Makalenin kendi kendisini eleştirdiği ya da kendi kendisini övdüğü kısım bu kısımdır. Literatürdeki bilgilerle kendi bulgularını karşılaştırır. Örneğin kendisinin örneklem sayısı azsa bundan bahseder. Literatürdeki diğer örneklem sayılarından bahseder. Ya da kendisinin bulduğu bir sonuç farklıysa literatürde başka bir sonucun olduğundan bahseder. Yine araştırmanın negatif yanlarından bahseder. Örneğin retrospektif bir çalışma olduğu ya da örneklem sayısının az olduğu ya da çok belirli bir grup üstünde çalıştıkları yani randomize olmadığı gibi çeşitli özelliklerinden bu tartışma kısmında bahsederler. Makalenin son sayfalarında ki genellikle bu son 1-2 sayfa referans kısmıdır. Burada makalenin referans aldığı diğer makalelerin isimleri bulunur. Yine bu makaleyi okuduktan sonra bu makaleyle ilgili başka okumaları da bu referans kısmından kendinize seçerek okuyabilirsiniz. Yine bu referans kısmındaki makalelere göz atabilirsiniz. Gerçek bir makale üstünde şimdi konuşalım. Örneğin bu makaleyi ele aldığımız zaman bu makale Bakırköy Tıp Dergisi'nde çıkan bir makale. Başlığı akut komplike apandiste laparoskopik ve açık yöntemle güdük gömmenin karşılaştırılması. Yine burada yazarlar mevcut. Yine Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde. Öncelikle özet kısmı. Bu özet kısmında makale okurken bizim doğru makaleyi seçmemizdeki en önemli kısım özet ve sonuçlar kısmıdır. Yine sonuçlar kısmı da makalenin sonlarına doğru görürsünüz. Results. Yine bu özet kısmında da metottan, sonuçtan ve tartışmadan da kısa kısa bahseder. Bahsettiğimiz gibi mesela burada giriş kısmında makalenin amacından bahsetmiş. Bir karşılaştırma çalışması yapmış. Yöntemi 2018-2020 arasında tek merkezden retrospektif, geriye dönük olarak hasta kayıtları bakılıyor. Yapılan yöntemi açık ve laparoskopik olarak ayırıyor. Hastaların morbiditesi, ameliyat sonrası bulguları, intraoperatif değişiklikleri karşılaştırılıyor. Yine bulgular kısmında çalışmaya kaç kişinin dahil olduğunu, mesela burada 66 hasta dahil edildi diyor.
Yine dahil edilme ve hariç tutulma kriterleri muhtemelen ilerleyen sayfalarda vardır. Yine sonuç kısmında komplike apandisitte laparoskopi apendiks güdüğünün kapatılması ve sütürün gömülmesi güvenlidir şeklinde bir sonuç çıkıyor. Makaleyi okurken bütün makaleyi okumanız gerekmez. Öncelikle makalenin başlığına bakmanız gerekiyor. Daha sonrasında özet kısmında metot ve sonuçlar kısmını okuyarak bu makalenin size uygun bir makale mi değil mi diye kendi kendinize anlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi giriş kısmı, materyal metot ve sonuç kısmı, tartışma kısmı. Yine giriş kısmında apandisitten bahsetmiş. Örneğin karın ağrısıyla acile başvuran hastaların %25'inin apandisit olduğunu göstermiş. Yine apandisitte ki bulgulardan bahsetmiş giriş kısmında. Materyal metot kısmında hangi tarihler arasında kaç hastanın olduğundan bahsetmiş. Hangi görüntüleme yöntemlerinin kullanıldığından bahsetmiş. Yine metot kısmında cerrahi tekniklerden bahsetmiş. Apendektomi nasıl yapıldığından bahsetmiş. Yine resim koymuş, görsel koymuş. İstatistiksel analiz, Pearson Fisher testi, Mann Whitney U testi, T-test gibi istatistiksel analizleri kullandığından bahsetmiş. P değerinin 0,05'ten küçük olmasının anlamlı olduğundan bahsetmiş. Yine sonuçlar kısmında bu 66 hasta üstünde yapılan çalışmanın tablo şeklinde sonuçları verilmiş. Vücut kitle indeksleri, asaları, komorbiditeleri, kan değerleri, cinsiyeti, yaşı vesaire. Hastanede kalış süresi, apse olup olmaması, peritonit olup olmaması. Yine tartışma kısmında da diğer çalışmalarla kendi çalışmasını karşılaştırmış, referanslar vermiş. Bu küçük sayılar referansları gösteriyor. Birazdan referanslar kısmında anlatacağım. Sorular sormuş, kapatmalı mıyız yoksa gömmeli miyiz vesaire. Komplike ve komplike olmayan hastalardaki yaklaşımlarından bahsetmiş. Laparoskopinin öneminden bahsetmiş. Kendisi de laparoskopik bu işlemi yapmayı desteklediği için kendi makalesini destekleyici cümleler kurmuş tabii ki. Yine burada referanslar kısmı görüyorsunuz. 30 adet referans var. Bu numaralandırmalar makalenin içeriğinde bulunan yazıların mesela bu cümlenin referansını 26 ve 28 makale. Bu makalelerin o cümleye referans gösterdiğini gösteriyor. Bu şekilde bir makale incelemesi yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.